Şimdi tamam, anlaşılan böyle bir iddia oldu. Bu da finalde yaşandı. Benim görüşüme göre, ben yıllardır yalnız yaşayan, kendi başına olan bir kadın olarak çok erkek arkadaşım da oldu. İnsanlar beni kişiliğimden dolayı da sevdi. Karşı cins veya beraber olduğum, işte ciddi olduğum insanların arkadaşları. Anlatabiliyor muyum? Bunda bir sakınca görmüyorum. Ama siz yorumlayıp böyle konuşuyorsunuz ama olayın muhatapları orada Emre ve Adnan'dır. Aranızda bir sıkıntı var mı kardeşim? Asla. Tamam. Var Seda mı Emre? Hanım, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Tamam. Hazal, böyle bir elektrik alıyor musun? Asla. Kesinlikle. Bitti gitti. Zaten dışarıda olsak böyle bir şey kimse hissedip de söyleyemez. Gelinler ve damatlar evinde olduğumuz kim? Tamam. İçin. Onlar da hissetmediğine göre şey, o zaman bizi bağlayan bir şey yok. Biz bu konuyu açıklığa kavuştuk. Onların müşteri kendilerine kalsın. Şimdi senin bir iddian daha var Mehtap. Sen Eser'in annesiyle mi konuştun, Eser'le mi konuştun? Eser'in annesiyle konuştum. O zaman bunu dur Eser izleyelim, anlatma. Dur izleyelim, sonra konuşalım. Pazar akşamı kardeşimler beni sinemaya götürdüler ve sinemadan sonra Hadel deniyormuş. Hadel deyip duruyorum hani okunuş tarzıyla. Hadel'le buluştum. Ondan sonra sinemadan çıktım gece 11. Hani sırf buradaki samimiyetimizden, sevdiğimden, ben böyle bir insanım. İlle görüşeceğiz, neredesin dedim, dedi oteldeyim. Gittim otelde yanına kahve içmek için. Yaren de yanımda bu arada, bak Yaren'le gidiyorum. Ben sevdiğim insan için, tamam mı, sırtımda yükle giderim yani. Bilmiyorum, iki elim kanda olsa. Gittim, görüştüm. Oturduk, sohbet ettik. Dedim hadi yani Cansel'e hiç mi bir şans veremezsin? Hani hiç mi bir şey olamaz? Dedi ki Cansel'i ekrandan izlediğimde hani burada da hani falan da Cansel'e yüklenmiştik ya biz zamanında. Bak Eser hasta, sen süslenmiş püslenmiş gelmişsin. Hı-hı. Sen Eser'in hastalık zamanında değer vermiyorsun diye söylemiştik ya, hatırlıyor musun? Hı-hı, hatırlıyorum. Kadın bunu anne olarak izlediğinde şöyle düşünüyor. Ha, bu kız yarın bir gün evlendiğinde benim oğlum hastalandığında iyi bakamayacak. Çünkü evin tek çocuğu. El bebek gül bebek büyütmüşler. Anladın mı? Evet, o da biraz abartı. Cansel de, ama bak şimdi Cansel de evin tek kızı, şımartılmış. Hani başka birine böyle bebeksi davranmayı beceremiyor, anladın mı? Evet. İkisi de şımarık yetiştirilen çocuklar. Ama şu var, ikisi de evin tek çocuğu. Eser'in annesi. Cansel belki kadın olarak tek başına yapabilir ömrü boyunca yalnız kalsa da. Eser tek başına kalınca yapabilir mi korkusunda? Hani erkek ya, bir erkek hani yaşlandığında tek başına yapamaz düşüncesinde. Anne olduğu için Eser'in ileriki hayatını düşündüğü için. Sen anne için, olduğun için daha iyi anlayabilirsin. Ben şimdi anne olmadığım için. Ama bak şimdi hak vereceksin. Onun yerine kendimi koyamıyorum. Şunu söyleyeceğim. Sonra şunu söyledi. Dedi ki Eser hastalandığında itina göstermediği için dedi. Cansel'i dedi istemem, ileriki hayatında da itina göstermeyecek dedi. Ve şunu söyledi. Eser benimle görüşmüyor Cansel yüzünden dedi. Mehtap, sen izlerken dedin ki sevdiğim için her şeyi yaparım, taş taşırım, omzumda yük taşırım. Tabii burada ki. Sevdiğin Cansel mi, Eser mi, Eser'in annesi mi? Kimin için yaptın bu görüşmeyi ben pazar gecesi 11'de? Ben şimdi Canes'in evlenmesini istiyorum. Hani Canes aşkına inandığım için Eser'in de Cansel'in de. Cansel'i zaten ayrı seviyorum. Peki bunu yaptın ama olarak. Eser'in mesela bundan haberi var mı? Eser haberin var mıydı? Ya Mehtap'la buluşacağından haberim vardı. Tabii tabii, annesi söylemiştir. Ama konuşulanlardan haberim yok. Cansel haberin var mıydı? Mehtap söyledi bana. İçeriğinde anlattı yani. Anlattı, zaten devam var, o dile getirir. Bu devamı zaten. Fakat şey Eser hani Cansel'i istemiyor diye aile annenin üzerine fazla düşmüyor. Anne de diyor ki bak el kızı benden uzaklaştırıyor oğlumu diyor. Hmm. Hani Eser'e kırılıyor çok, Cansel'e bileniyor. Bu ha. arada da ilişkiler daha fazla sivrileşiyor. Hani Eser annesine daha çok itina gösterse, daha çok görüşse. Mesela en son geldiğinde biliyorum görüştüğünüzü yaşıyor. Biliyorum. Uçağı kaçırdıktan sonra keşke bir de görüşseydin. Hani nasıl? Daha çok değer verdiğini çıkardı. Hani uçağı kaçırdı demiştin ya sen. Aha. Ben sordum Cansel'e, dedim uçağı kaçırmış, gidememiş dedi en son. O arada bari merak etseydin. Hani akşama kadar bu kadın havaalanında kalmış. Ne yapmış, ne etmiş? Hani bir gitseydin, bir görüşseydin. Annemle ilişkimi kimseden şey yapacak değilim. Hayır, ben sorgulama amacında değil. Tamam, soruldu, onu anlatmaya çalışıyorum. Annemle ne konuşacağın, ona söyleyeceksen söyle. Benim tamam. annemle aramak yani, ilişkime karışma lütfen. Bilendiği taraf bu Seda Hanım. Sen görüştün Eser'in annesiyle ve Eser'in annesi aslında oğlunun ona ilgisizleştiğini düşünüyor. Oğluna kırılıyor dedin ama Cansel'i sorumlu tutuyor. Cansel'e bileniyor tabii ki. Şimdi Cansel'i istemiyorlar diye Eser de kendini geri çekiyor demek ki. Böyle bir şey düşünüyor. Yani ben burada anneye hak veriyorum, ne olursa. Eser'in hastayken ilgilenmediği konusunda da oturuyorum. Hak veriyorum. Yani Eser bak, annen seni düşünen, hastayken ilgilenmedi diye bir annenin düşünebileceği en güzel nokta. Başka bir yerden girse Seda Hanım inanın hak vermem, kaynanalık yapıyor derim. Ama senin hasta olduğun zaman da biz de ona yüklendik. Tamam, ben yüklenmedim, ben neyse, iyiyim. Yüklenecek olduğunu... biri varsa o da benim. Neyse. Tamam mı? Şöyle bir şey ya, Eser'in
annesine mesafe koyması tamam da annesi uçağı kaçırdı diye birkaç saat gitmemesinin nedeni benimle hiçbir alakası yoktur. Eminim buna, Eser'i tanıyorum birkaç çünkü saat. Yani. Annesinin ya, öyle anlayacağını saat. Bile çünkü düşünememiş çünkü öyle bir durum yok ortada. Annem sabah 6'da burada... uçacaktı. Ben ona göre akşamı plan yapmıştım. O yüzden o uçağı kaçırdım dediğinde dedim ki kusura bakma senin yanına gelemem dedim. O da anlayışla karşıladı. Zaten ayda bir görüyorum, geliyor gidiyor. O yüzden ben bunu görmemişim, şununla gitmemişim ya. Eser'cim zaten yetişkin insanlar senede de bir görebilirsin anneni ya. Evet. Dünyanın ya. Bir ucunda da yaşayabilirsin ya. Ki sen dünyanın bir ucunda yaşıyorsun şu an annenden. Çocuk değilsin, muhtaç değilsin. Evet, çocuk lütfen değil. Biraz da bu işleri bu kadar arabeske bağlamayalım bence bana de, sorarsanız. Ve annesinin ya. Sabah 6'da uçağı kaçırabileceğini nereden bilebilir Eser? Ya tabii ki. Nereden bilebilir ya? Belki zaten uyuyor adam, buraya değil. Gelecek. Ya benimle hiçbir alakası yok ailesiyle arasındaki mesafenin. İyi zaten annesiyle kaldı benim bildiğim o. Aynen ben yani bu hafta sonu annemle geçirdim. Annemle çok şey konuştum. Bu hafta sonundan sonra zaten çok pozitif şeyler aldım. Yani geleceğe yönelik benle Cansel ve onların ilişkisi şeyinde. O yüzden içim rahat, daha rahat. Tabii bunu benle Cansel onlara ve herkese davranışlarımızla, ilişkimizle kanıtlayacağız. Ama şu an gönlüm rahat, içim rahat, her şey okey. Çünkü sabah 6'da hani uçağı kaçırmış, Eser'in son anda haberi olmuş. Eser buraya gelmek durumunda pazartesi sabahı ve ne yapabilir annesi için? Ya ben de tek çocuk büyüdüm, benim ama bu üstüme bu kadar düşünmüyor. Bir de hani benim her yaptığım şey niye böyle algılanıyor? Ben o zaman her yaptığıma kimse kusura bakmasın, ben dikkat edeceğim şeye ederim zaten ama her yaptığıma da ayrıntılı Cansel, olarak düşmek zorunda Cansel. Değilim. Eğer böyle yaparsam ay istenmeyen gelin olur muyum? İşte kim benim sen hakkında böyle düşünür? Eseri ben asma, yönetiyormuşum gibi düşünürler mi diye asla düşünmek istemiyorum as. Hiçbir şekilde. Ve beni bu duruma sokan zaten bunu burada bu kadar dile getiren Eser'di. Ben sana diyorum ki benim sana dediğimden başkalarına kulak asma diyorum. Sen bana Eser bu duruma soktu beni diyorsun. Annesinin ya böyle sen bak, biraz söylediğini dinle. Söylemeyebilirdi. Şu az önce yaptıklarım bak beni yükseltme. Biraz dinlemeyeyim. Annesinin böyle biraz şu huylarından vazgeç. Ama güzel gösterirsen cidden alacak. Şöyle güzel bir şey. Annesinin söylediklerinin farkındayım. Ben başka bir şey söylüyorum şu an. Annesinin söylediklerini çok dile getirdi Eser. Çok dile getince bu göze batmaya başladı. Bu kadar dile getirmeseydi belki mesela bu hafta sonu konuşmuş ya... Çok dile getirmeden bunu konuşsaydı ve bunlar düzelince bana dile getirseydi daha tamam, iyi olurdu biz, diye biz 70 milyon önünde yaşıyoruz ilişkimizi. 70 eğer milyon önünde yaşıyoruz ve sen taşırım. Sürekli bunun zorluğundan yakılıyorsun. Eğer bunun zorluğundan bu kadar yakınıyorsan bunu daha da zor duruma getirmeye çalışma o zaman. Bak, neyi zor, daha zor duruma değil, durum getirir? Bu. Tamam mı? Neyi durum daha çok bu, yıpratır? Birazcık orta, düşün ve yerinde söyle. Sen dinlemek istiyor musun yoksa konuşmak istiyorsan konuş canım. Ben... Konuş, ben susuyorum. Yine anne konusunda çıkıyor problem. Ya evet, sıkıldım ay, artık ya. Ne peki? Ama bence Eser haklı şu anda. Eser çok dile getirdi. Seda Hanım, gerçekten Eser haklı. Çünkü yani çocuk burada annesiyle olan problemlerini konuşmak zorunda değil. Burası evlilik programı. Konuşmayın. Aynen, değil mi? Cansel'le olan problemlerini konuşabilir ama evet. Annesiyle babasıyla olan problemi ama çocuk ama Cansel'le olan problemi annesinden yani. Kaynaklanıyorsa konuşmak zorunda işte. Ama Cansel'den dolayı da kaynaklanmıyor şu anda. Hani Eser'le annesinin arasındaki bir problemdi sadece. Ama onların evliliği önündeki engel bu. Hayır, annesi daha artık evlilikler arasında önünde bir sadece problem. O sadece o değil mi? Az önce yaşananlar bizim evliliğe engel. Ya aman, evliliğe engel bulacak olursak buradaki herkese bir engel buluruz. Ya, evli canım. Olan insanlara da engel buluruz. Tamam, araman yeterli yani, anladın mı? Bana bunlarla gelme, çok saçma duruyorsun. Sana bunlarla gelmiyorum, bak gel benim canımı sıkma, böyle böyle konuşacağım. Seninle konuşmak şu bile istemiyorum. Şu bıktım artık, yeter değil. Uğraşma benle. Yeter, tamam. 12 saat olmak üzere. Hadi bugünü kapatalım. Bu kadar mı olur ya? Susmuyor. Kapa canını diyorum. Duymaya dahi tahammülüm yok. Tamam, erkekler evine hoşça kalın diyorum. Kızlar evi de yarın görüşürüz. 12 saatiniz dolmak üzere. Böyle bir insan olamaz ya. Susmuyor adam ya. Adnan'ı tanımasan, Adnan'ı bilmesen. Abi, boş ver. Bunların beni. O söylemleriyle bir düşman olur biliyor musun? Abi hiç kulak asma sen onlara. Yok, kulak asmıyorum. Ne kulak asıyorsun ya? Bak abi, bu
kalitesiz bir durum. Söylenenler kalitesizce. Abi neler, daha neler söylendi ki? Nasıl? Bu senin abi başına geliyor diye sen şunu farkındasın. Evet, şu an. Farkındayım. Hepsinin farkındayım. Benim başıma neler geldi daha evvel? Sana söylenenlerin de farkındayım hatırlıyorsan. Yani Mehtap'ın iftiraları bitmiyor abi. Bitmez aga. Bir İnsanların değil, üç değil, üzerinde değil, komploları değil. Bitmiyor. Ben ne yapmaya çalışıyorlar hala anlayamadım. Anladım abi da. Bak. Neden hala yapıyorsunuz kardeşim? Bak abi, kaç kere daha yapacağız? Şunu algılamak lazım burada. İlişkin ne kadar sağlam? Bunların attığı fitnelere karşı ne kadar sağlamsa o şekilde devam eder. Aynen öyle. Hiç etkilemez abi. İlişkim devam ediyor. O kadar. Benim bu adama güvenim tam. Benim sevgilime güvenim tam. Benim kendime güvenim tam. Tamam daha ne olsun? Sabah kadar konuşsun bitti. İstediğin kadar İstediğin kadar konuş. İstediğini söyle kardeşim. Ben sevgilimle mutluyum. Bitti. Bu adam da benim kardeşim. Bu bitti. Kadar. Ben iki bitti. 2-4 Aynen öyle. Melis Mehtap. İnanın gerçekten umurumda bile değilsiniz. Ben Adnan'ı da tanıyorum. Kendimi tanıyorum ve sevgilimi tanıyorum. Zaten özgüvenim gayet yerinde. Özgüvensiz insanların gireceği strese ya da sinir bozukluklarına beni sokamazsınız. Ha, yükselişim var. Sadece sizin bu kadar kolay başka insanları harcamanıza ben yükseliyorum. Doğru olan insanları harcamanıza ben yükseliyorum. Yoksa söylediklerinizin bir anlam ifade ettiği için değil. Benim gözümde hiçbir anlamı yok sizin ikinizin dediklerinin. Hayatınıza ve yolunuza bakın. Ama böyle insanlara iftira attıkça mutlu olamazsınız, unutmayın. Ben sabırlıyım ya. Yapamayacak hale geldim artık. Yapamayacak hale geliyorum. Sen de artık dayanıyorsun. Melis ve Mehtap o kadar... Bazen yerinde yorumlar yaparak cevaplamamız gereken şeyleri söylüyorlar açıkçası. Evet tamam eyvallah. Fakat bazen çok boş konuşuyorsunuz be abi. Çok ya kardeşim, boş konuşuyorsunuz. Seni bilmesem ya. Etmesem amenna diyeceğim. Ya söylediğim şeyden... Başka bir mevzu çıkacak. Kardeşim hayır. Söylediğim şeyden yine... Kardeşim insanları o raddeye getirmeye çalışıyorlar. Anladın mı? Çileden çıkarmaya çalışıyorlar. Sen yeter ki sen...